Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Ah bir de deli olsa da bir konuşsa. Anlatırdı masumca seni bana. Öpsem bebek gözlerimden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimize kader. Böyle mi olmalı olmalı sevgililer? Pest Control Channel'dan merhaba. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni doyasıya kolumla bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimize kader. Öyle mi olmalı olmalı sevgililer? Evet, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programda sizlere Pest Control Channel kanalında güzel bir video hazırladık. Sizlere önemli bir video da sunmak istiyoruz. Bir şarkıyla açayım dedim. Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Güzel bir, sevdiğim, beğendiğim bir şarkı. Böyle bir kuple sizlerle paylaşarak videoya başlamak istedim. Beğendiyseniz teşekkür ederim. Evet, tahta kurusunda kalmıştık. Tahta kurusu. Çok affedersiniz, biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Tahta kurusu insanlara zarar verebiliyor arkadaşlar. Böyle kırmızı lekeler vücutta iz bırakabiliyor, kırmızı noktalar bırakabiliyor. Kanla beslenen canlılar, kanla beslenerek, kanınızı emerek besleniyorlar ve yumurtayla çoğalan canlılar böyle de nekrotik izler bırakıyorlar deride. Döküntü yapabiliyorlar, kabartabiliyorlar deriyi. Yatak çarşaflarında, şitelerde, yatak aralarında yaşayabiliyorlar. Görüldüğü gibi arkadaşlar böyle bir canlı grubu. Bu canlılarla nasıl mücadele edebiliriz? Burada gerçi birkaç şey yazmışlar ama ben kendi kullandığım yöntemi sizlere sunmak istiyorum. Güzel sonuç alabileceğimiz bir yöntem çünkü. Hemen Google'dan giriyoruz arkadaşlar. Google diyelim. Evet, Google'a diyoruz ki alüminyum fosfit. Evet, alüminyum fosfit. Görseli paylaşalım sizinle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buyurun. Pirila ilaçlama eğitiminde biz bunu kullandık daha önce. Pirila ilaçlama eğitiminde, tahta kurusu ilaçlama eğitiminde biz bu resmi kullandık. Tahta kurusu mücadelesini kendim yazdım. Kitabı kendim yazdım. Pirila mücadelesi, tahta kurusu mücadelesi nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ağız burun kapatan gaz maskesi kullanılıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Tahta kurusu görülen evlerde karşımıza sıklıkla çıkan tahta kuru mücadelesinde öncelikle gaz maskesini bir ayarlamamız gerekiyor. Ardından şu ilacı almamız lazım. Bu ilacı temin ediyoruz. Zira ilaç bayilerinde herkese satılmasa da uzman kişilere satıyorlar bu ilacı. Fumigatörlere, pest kontrol operatörlerine satıyorlar. Fumigant uygulayan özel fumigasyon operatörleri var arkadaşlar. Onlara satıyorlar bu ürünü. Çok pahalı bir ilaçlı değil. 55-60 lira civarında bir şey. Tarım ilacı bayilerinde bulabilirsiniz bunu. Bu tüpte, Quickfos tüpünde 30 tane tablet var. 30 tane tablet 30 metrekare odaya etkili arkadaşlar. 30 metrekare odada tahta kurusunu rahatlıkla çözmenizi sağlıyor bir tüp. Eğer eviniz 100 metrekare ise 100 tablet kullanmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü metrekare başına bir tablet, metreküp başına bir tablet kullanmanız yeterli oluyor bu üründe. Bu 90 gramlık 30'lu bir tüp. Quickfos Fumigant. Bunu kullanırsanız arkadaşlar sonuç alabiliyorsunuz.
Tahta kurucunda başka hiçbir ilaç çözüm vermiyor. Ben 15 yıllık iş tecrübemde bunu gördüm. Alüminyum fosfit 90 gram tablet şişesini görüyorsunuz. Bu tablet genellikle formülasyon yapıyor tarafından kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan, Tarım Bakanlığı'ndan eğitim ile alınan ruhsatlı belgeler sayesinde yasal izinlerle bu uygulama işini yapabiliyorsunuz. O yüzden uzmandan yardım almanızda fayda var. Fumigasyon operatör belgesi olan bir uzmandan bu ilacı kullanması konusunda yardım almanız gerekiyor. Siz tek başınıza kullanamıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Bir uzman aracılığıyla kullanabilirsiniz. Bu tablet genellikle fumigasyon operatörleri kullandığı için Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bunu denetliyor. Eğitim ile alınan ruhsatlı belge olduğu için bunu denetliyor. Ve yasaklar oluşuyor. Ya, siz bu yasakları çiğnerseniz de maddi manevi zararları ödeyebilirsiniz. Aman dikkat edin bu konuda. O yüzden ruhsatlı yetki belge firmalardan izin almanız daha uygun. Hizmet almanız daha uygun oluyor ruhsatlı ilaçlama firmalarından. Yetki belgesi olan ilaçlama firmalarından hizmet almanız daha mantıklı, daha doğru oluyor. Şahsi olarak bu ilaçlama işini yapmanız yasal olarak uygun değil arkadaşlar. Tehlikeli sonuçlar ortaya çıkartabilir. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı bir gaz çünkü çıkartıyor bu alüminyum fosfit. Yanıcı, parlayıcı gaz. Dikkatli olun. Ateşle yaklaşmayın. Patlar. Evinizde yangın çıkar. Dikkat edin. Buna çok dikkatli olarak yetki belgeleri ruhsatlı firmalarla ilaçlama işinizi yapmayı tavsiye ederiz. Arkadaşlar, nasıl uygulanıyor onu da ben size anlatayım. Bir ilaçlama eğitimini açalım. Pirilaşlama eğitimi görüldüğü gibi tahta kurusun mücadelesi. Bu şekilde. Bu ilacı arkadaşlar açıyorsunuz. Aynı aspirin tableti gibi gri renkte tabletler çıkıyor karşınıza. Bu tabletleri çay tabaklarına döküyorsunuz. Onar 20'şer tablet. Neyse kaç metrekaresi odanız. 30 metrekaresi odaya 30 tane tablet koyuyorsunuz. Bu tüpün tamamını döküyorsunuz arkadaşlar. Ve 5 gün süreyle hava almayacak şekilde evinizi kapatıyorsunuz. Evinizi tamamen kapattıktan sonra 5 gün içeride bu Quickfos alüminyum fosfit tabletleri fosfin gazı salarak, zehirli gaz salarak gaz haline geçiyor. Aynı naftalinde olduğu gibi katı halden gaz hale direkt sübülmeşme olayı meydana geliyor. Bu da dediğim gibi tehlikeli bir gaz çıkartıyor. Bu gaz yanıcı, parlayıcı, patlayıcı bir gaz. Dikkat edin. Yangını çıkarmayın. Bilen bir kişiyle, bilir kişiyle gidin. Bu işi bilen kişiyle birlikte yapın. Tehlikeli işi başınıza almayın. Aman gözünü seveyim. Bu ilacı kullanırsanız arkadaşlar 5 gün içinde tahta kuruları, erginleri, yavruları, yumurtaları bile içindeki canlılar ölüyor. Yumurtanın içinde yaşayan böcekler bile ölüyor. Tamamen yok oluyor. Evet, bu böcekler sayesinde de tamamen bu ilaç sayesinde tamamen bu böceklerden kurtulmuş oluyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bana dua edeceksiniz. Bu ilacı kullandırdıktan sonra, firmaya kullandıktan sonra bana dua edeceksiniz. Güzel dualar edin. Dualarımıza ihtiyacımız var. Evet, size 15 yılın tecrübesini paylaşmaya çalıştım. Volkan Ziraat şirketinin sahibiyim ben. Pire ilaçlamasında da bu aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Her odaya 30'ar tablet, 40'ar tablet çay tabaklarına koyup çıkın. 5 gün sonra geldiğinizde ne pire kalır, ne tahta kurusu kalır. Hiçbir şey kalmaz evinizin de. Rahat rahat yaşamınıza devam edersiniz. Tahta kurusu yüzden evini ateşe vermek isteyenler bile var. Evini satıp gitmek isteyenler bile var. Mite problemi yaşıyorsanız Mite'da da bu ilaç çok işe yarıyor. Mite'da da bu ilacı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz yüksek dozda kullanmanıza fayda var. Metre küpe bir tablet değil iki tablet kullanmanız gerekiyor Mite'da. Mite daha güçlü. Mite dediğimiz şey ne? Mite toz biti, akar dediğimiz canlılar arkadaşlar. Bu canlılarda mücadele etmek çok zordur. Birçok ilaçlama şirketi çözemiyor zaten. Bu zararlı problemi çözemiyor. Ama ben yapmış olduğum çalışmalarda denediğim bu ilacı kullandım. Çok olumlu sonuçlar aldım. Tarım Bakanlığı'ndan izin alarak, fumigasyon operatörlük belgesini de kullanarak bu ilaçlamayı yaptık ve belgeledik. Tarım Bakanlığı'na belgeledik. Çok güzel sonuçlar aldık. Böceklerden kurtulan evler bize çok teşekkür ettiler. Bu ilaçlamayı ben
500 liradan şey yapmıyorum, onu da söyleyeyim. Fumigasyon operatörüyle birlikte geliyoruz. İlaçlarımızı yapıyoruz. Resmi belgelerle size sunuyoruz. Bu ilacı kullanıyoruz. 5 gün boyunca eviniz kapalı kalıyor. 500 liranızı alıyorum, onu söyleyeyim. Aydın'da yaşıyorsanız Volkan Ziraat şirketiyle bağlantıya geçebilirsiniz. Google'da Volkan Ziraat yazdığınız zaman çıkıyoruz. 500 lira verdikten sonra içiniz rahat. Bütün böceklerden tamamen kurtuluyorsunuz. Bu tabii 2019 yılı için geçerli olan rakam. 2020'de, 2020 sonrasındaki yıllarda bu ücret değişecek. Ondan sonra belki 10 yıl içinde bu videoyu izleyenler olacak. 10 yıl sonra bu fiyat geçerli olmayacaktır, onu da söyleyeyim. Beni arayıp da rahatsız etmeyin. Uzman bir video izlediniz. Ben Ziraat Mühendisi Volkan Temiz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Video kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıda görülen zil tuşuna da basmayı unutmayın. Zil tuşuna bastığınızda yeni çıkacak olan videolarımızda da takip edebileceksiniz. Çok değerli bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bizde kalın. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Hala abone olmadıysanız lütfen abone ol tuşuna da basın. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Teşekkürler. Bizi izlediniz. Sağ olun. Var olun.